Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, üretimhaneyi eski düzenine getirdim. Kafesleri astım, yuvaları taktım, diğer ekipmanlarını taktım. Kuşların bir kısmını da kafeslere aldım. Şimdi dinlendirme sonrasında eşlemeleri nasıl yapıyorum? Bugün bunu anlatacağım sizlere. Siz de hayrınıza videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, zaten daha önceden eş olan kuşlarımız vardı. Onları aynı şekilde birbirine eş olarak atacağız zaten. Onlarda sıkıntı yok. Onun haricinde salmada eş tutan kuşlarımız vardı. Onları atacağız birbirine yine. Birkaç tane de boşta erkeğim kalıyor. Onları da artık ben uygun dişi ayarlayıp eşlemelerini yapacağım arkadaşlar. Öncelikle ne yapıyorum arkadaşlar? Biliyorsunuz ben tek salma kullanıyorum. Dişi erkek karışık hepsi tek salmada. Kuşların çoğu orada eş tutuyor zaten. Önce erkekleri yuvalık takılı kafeslere alıyorum arkadaşlar. 3-5 gün, 1 hafta neyse bekletiyorum. Bir haftaya kadar uzayabilir. Ama ben çok fazla bekletmiyorum. Zaten geneli eş tutmuş durumda. 3-5 gün bekletmem yeterli oluyor. Zaten kuşlar kızışmış. Ama 3-5 günde burada beklettiğimde arkadaşlar tamamen barut oluyor kuşlar. Dişileri yanlarına attığımda çiftleşme daha çabuk gerçekleşiyor. Çünkü dişiler de salmada bekliyor. Erkekler yok. Onlar orada 3-5 gün kızışıyor. Erkekleri de burada kızıştırıyorum. Bu şekilde yaptığımda çok çabuk çiftleşiyorlar arkadaşlar. Bir de ben tek salma kullandığım için benim bir avantajım var arkadaşlar. Kuşlar burada kendi eşlerini kendileri seçiyorlar. Hani birçok üretici iki salma kullanır. Mesela dişi salması ayrıdır, erkek salması ayrıdır. O şekildedir. Ama ben tek salma kullanıyorum. Dişi erkek hepsi karışık. İki salmayı nasıl kullanırsın? Hani dişi erkek nasıl ayırırsın? Şöyle yaparsın. Kaliteli kuşların vardır. Eşlemelerini kendin yapmak istersin. O şekilde iki salma kullanabilirsin. Ama ben hiç öyle bir gereksinim duymadım arkadaşlar bugüne kadar. Yani tek salma kullanıyorum. Benim öyle çok kaliteli kuşlarım yok zaten. Yerli besliyorum, çek besliyorum. Ha, bazı arada kendi eşlediğim kuşlar var. Hani güzel renkler çıkarabilmek için kendi eşlediğim kuşlar var arkadaşlar. Yok değil. Ama genelde salmada kendi eş tutuyor kuşlar. Bir de arkadaşlar yani salmada ben şunu fark ettim. Yani kendi eşlerini kendileri seçtiğinde çok güzel verim alıyorum ben kuşlardan. Kendi eşlediğim kuşlardan alamadığım verimi kendi eşini kendi seçen kuşlar çok güzel veriyor arkadaşlar. Yani çok güzel sağlıklı yavrular alıyorum kendi eşini kendi seçen kuşlardan. Ama kendi eşlediğim kuşlardan o kadar verim alamıyorum maalesef. Ha, kendi eşlediğim kuşları da ben renk için arkadaşlar, hani benim gözüme hitap etsin, böyle gözümü boyasın, ne bileyim, hani kendi eş tutan kuşlar o kadar güzel renkler vermeyebiliyor. Bazen benim kendi eşlediğim kuşlar çok güzel renkler veriyor. Buradan çıkan yavruların arasına o güzel renkleri attığım zaman zaten yani hepsini güzel gösteriyor. Öyle söyleyeyim. Yani birkaç kuşu kendim eşlemiş olmam yetiyor arkadaşlar. Ama genel anlamda hani kendi eşini kendi seçtiğinde yani çok güzel sağlıklı yavrular alıyorum. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Tek salma kullanmanın avantajı o yani. Gerçekten. Hani ben kaliteli kuşlar beslesem, kendim eşlemek istesem iki salma kullanırım ama benim için çok da önemli değil. Ya hangisi hangisini eş tutmuş çok önemli değil arkadaşlar. Önemli olan bana sağlıklı güzel yavrular versin. Bu kuşlardan verim alabilmem yani benim için önemli olan. O yüzden benim için çok önemli değil yani hangisi hangisini eş tutmuş. Zaten genelde eş tutmuş durumda. Birkaç tane erkeğim var. Onları da ben ayarlayacağım. Şimdi erkekleri attım zaten arkadaşlar. Erkekler kızışmış durumda. Bir de buraya atınca 3-5 gün bekletince burada barut oluyorlar bunlar.
Artık zaten tellere kur yapmaya başladı erkekler hemen. Kızgınlıktan. Dişiler de orada kızışıyor. Dişileri ben bunların yanına attığımda bunlar hemen çiftleşmeye başlar arkadaşlar. Ha bir de şunu söyleyeyim. Bunların zaten salmada ben bunlara iyi bakıyordum. Ama bunların ayrı kaldığı dönemler de çok önemli arkadaşlar. Mesela erkekleri ben buraya ayırdım. Bunların yediği, içtiği şeyler çok önemli. Sularında vitamini, ne bileyim yemlerinin tazeliği, maması, kuş kumu vesaire. Yani bunların vücudunun ihtiyacı olduğu ne varsa vereceğiz arkadaşlar. Şu ayrı kaldığı dönemde 3-5 gün içinde bunları öyle bir besleyeceğiz ki dişileri yanına attığımızda hemen çiftleşsinler, güzel bir şekilde yavru versinler bize. O yüzden ben bunları şimdi birkaç gündür yani besiye aldım arkadaşlar. Besliyorum zaten şu anda tellere falan kur yapmaya başladılar. Hani eş olan kuşlar direkt yuvaya girip bakmaya başladılar artık. Mesela şu bunun eşi var arkadaşlar. Bunu attığımda hemen çiftleşir muhtemelen. Bu da zaten kendi kızına eş tutmuştu. Bu arkadaşı da kızıyla eşe atacağız. Kızı da şu anda salmada. Kızışmış durumda. Bunun zaten eşi vardı daha önceden. Bu da yine salmada bir dişiye eş tutmuş. Onu da atacağız. Bunun da eşi vardı zaten. Rainbow eşi var bunun. Bunlar zaten güzel renkler veriyor. Bunları aynı şekilde birbirine atacağız arkadaşlar. Onun dışında buna eşi ölen bir tane Cremino vardı. Onu atacağız. Buradaki erkeğe annesini atacağız. Şuradan göstereyim. Bunun annesinin de eşi ölmüştü. Yani bunun babası öldü. Onu da annesine eş yapacağız. O şekilde. Yani çoğu eş tutmuş durumda. Şunun da eşi var arkadaşlar. Bu da eş tutmuştu. Bunun eşi yok. Bunu ayarlayacağım bir dişi. Bakalım erkekleri bu şekilde 3-5 gün ben burada hazırlıyorum arkadaşlar. Çiftleşmeye hazır hale geliyorlar. Artık tamamen barut oluyorlar. Ondan sonra dişileri salıyorum. Gümbürtüyü izle. Şimdi zaten dişileri atarken de arkadaşlar ben ekstra bir video çekerim sizlere. Önümüzdeki hafta içinde müsait bir günümde dişileri atacağım. Çünkü ben bunları birkaç gündür ayırdım. Birkaç gündür bunlar ayrı. Birkaç gün daha kalsınlar. Önümüzdeki hafta içinde müsait bir günde videosunu çekerim dişileri atarken. Dişilerimiz de zaten burada artık kafa sallamaya başladı salmada. Kızıştılar iyice. Şurayı bir açayım ben. Dişilerimiz de burada. İçinde yavrular falan da var. Bayağı da bir kuş var. Fazla gelecek bu dişiler ama bakacağız. Bu şekilde ayarlayacağız arkadaşlar işte. Artık önümüzdeki hafta inşallah üretime başlıyoruz. Vallahi istiyorum ki ben dişileri attığımda hepsi birden çiftleşsin. Hepsinden aynı anda yavru almaya başlayayım. Çünkü o şekilde başlarsa düzenli bir şekilde devam eder. İnşallah öyle olur ama zannetmiyorum öyle bir şey olacağını. Hani eş olan kuşlar, daha önceden yavru aldığım kuşlar mesela direkt çiftleşir ama sonradan eş tutan kuşlar biraz daha geriden gelir arkadaşlar. Hani o dişinin girip o yuvayı tanıması, o kafese alışması falan filan bir zaman alacaktır illaki. Bakacağız artık arkadaşlar. Bu şekilde ayarlamayı yaptık. Erkeklerimizi ayırdık. Hafta içinde de dişilerimizi atarız. Onu da yine çekerim, video olarak sizlerle paylaşırım. Yani herkese hayırlı üretimler, bol bereketli üretimler diliyorum. İnşallah Rabbim emeklerimizi boşa çıkarmaz.
O kadar emek verdim. İnanın yani şu kafeslerin temizliğidir, yuvaların temizliğidir, ekipmanların temizliği. Yani kaç gündür uğraşıyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar da yorum yazıyor. İşte abi kuş hediye eder misin? Bilmem ne yapar mısın? Ya arkadaş yani yapmayın. Hani ben bu kadar emek veriyorum bu işe. Hani pazarlık edersin anlarım da. Yani hediye nedir ya? Abi hediye nedir ya? Bana hiçbir tanesi hediye gelmiyor arkadaşlar. Ben üreticiyim. Bunca yıldır üretim yapıyorum. Bak bunca yıldır üretim yapıyorum. O kadar üretici arkadaşım var. Görüştüğüm, konuştuğum, yanına gittiğim. Ya daha bir gün gidip de ben üretici arkadaşımın bir tanesine ya arkadaşım bana bir tane kuş hediye et dememişim ya. Dememişim. Çünkü o adamın emeği var onda ya. Emeği var yani. Olmaz, istenmez. Ya benim de bu kuşlarda emeğim var. Şu malzemelerde emeğim var. Bunun yemi para, vitamini para, kumuna varana kadar her şeyi para arkadaşlar ya. Yani kolay değil bunları yetiştirmek, büyütmek, bunlardan yavru almak, bunların yavrularını sağlıklı bir şekilde büyütmek. Yani gerçekten çok zahmetli bir iş. Hani bunu bilin. Yani kimseye hediye verecek durumumuz yok. Ha, verdiğimiz oldu arkadaşlar. Olmadı değil. Ama ben kendi gönlümden koparak verdiğim hediyeler oldu. Yani bir insanın durumu olmaz. Mesela imkanı yoktur. Çevremde öyle insanlar var. Ve hediye ettim. Çocuk sevindirmek adına. Çocuklarımızı, küçük kardeşlerimizi sevindirmek adına. Hediye ettiğimiz kuşlar oldu. Olmadı değil. Ama kalkıp da yani yorum yazıp abi bana kuş hediye et. Demek sıkıntı arkadaşlar. Yani emeğe saygı diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Önümüzdeki hafta içinde yine dişileri atarken görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Destekleriniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoma bir like, bir yorum atarak destek olun lütfen. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.